ve Baracan'dan mağazalardı. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Çocuklar inanın, inanın çocuklar, güzel günler göreceğiz, güneşli günler, umutların adili. Emeğe uzanan eller kırılsın. Emeğe uzanan eller kırılsın. Emeğe uzanan eller kırılsın. Cumhuriyet Halk Partisi Burdur İl Başkanımız Sayın Kadir Koç, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hayat pahalılığı, yüksek enflasyon, adaletsiz vergi sistemi, işsizlik, güvencesiz çalıştırma ve kayıt dışı istihdam gibi sorunlar, başta işçiler olmak üzere toplumun büyük bölümünün yaşam şartlarını ağırlaştırmaktadır. Yani mutlu bir azınlık dışında halkımız geçim sıkıntısıyla mücadele etmektedir. Bugün burada yaşanan sorunlara dikkati çekmek ve bir an önce harekete geçilmesi için uyarıda bulunmak için toplandık. Değerli arkadaşlar, işçinin, yoksulun dayanacak gücü kalmadı. Şehirlerde ev kiraları ortalama 15.000 liranın üzerine çıktı. İnsanlar yüksek kiralar sebebiyle sağlıksız ortamlarda yaşamak zorunda kalıyor. Markete, pazara, temel tüketim ürünlerine, tepeden tırnağa, her şeye, her gün zam gelmeye devam ediyor. Geçen ay elektrik fiyatına, bu ayda doğalgaza %38 zam geldi. Önümüzdeki ay okullar açılacak. Eğitim masrafları altından kalkılamaz bir hal aldı. Analar, babalar çocuğumuzu okula nasıl göndereceğiz diyor. İşçiler çocuklarının eğitim masraflarını şimdiden kara kara düşünüyor. Yılbaşından günümüze kadar iğneden ipliğe her şeyin fiyatı 2 katına çıkarken işçinin, emeklinin, yoksulun geliri yerinde saydı. Açıklanan enflasyon oranlarının kabul edilebilir bir yanı yoktur. Yaşanan enflasyon ile açıklanan enflasyon arasında uçurum vardır. İşçilere, emeklilere yapılan düşük zamlar her geçen gün yoksulu daha da yoksul hale getirmektedir. İşçinin alım gücü hızla düşmektedir. İşçilerin milli gelirden aldığı pay azalırken İşverenlerin payı her geçen gün artmaktadır. Ülkemizde gelir adaleti hızla bozulmaktadır. Türkiye gelir adaleti dağılımında Avrupa'da 1. dünyada 28. sıradadır. Gerçek enflasyon oranları açıklanmazsa bu eşitsizlik daha da artacaktır. Enflasyonun yükselmesinde hiçbir sorumluluğu olmayan işçilerin enflasyonu düşürmek için de fedakarlık etmesi beklenmemelidir. Bu nedenle tasarruf tedbirleri genelgesiyle çalışanın servis ve diğer haklarının kaldırılması kabul edilemez. Servis ve diğer haklar toplu iş sözleşmesi ile elde edilmiş kazanımlardır. Emeğe uzanan eller kırılsın. Emeğe uzanan eller kırılsın. Emeğe uzanan eller kırılsın. Emeğe uzanan eller kırılsın. Bunun genelgeyle ortadan kaldırılması, başta anayasanın ilgili hükümleri olmak üzere ILO normlarına ve uluslararası sözleşmelere aykırıdır. Tasarruf, çalışanın servis ve diğer haklarının elinden alınarak değil, kamudaki israfın engellenmesiyle sağlanmalıdır. İşçiler enflasyonun nedeni değil, mağdurudur. Enflasyonun bir an önce gerçek seviyesinde açıklanması için gerekli adımlar atılmalıdır. İşçi eyleme genel kurulu. İşçi eyleme genel göreve, işçi eyleme, genel göreve, işçi eyleme, genel göreve. Emeğimizin karşılığı olan gelirimizin enflasyon verilerine kurban edilmesine karşı açık bir tavır alıyoruz. Bir kez daha belirtiyoruz. Hayat pahalılığı, yüksek enflasyon, adaletsiz vergi sistemi, işsizlik, kayıt dışı istihdam, güvencesiz çalıştırma sorunları altında ezilmeyeceğiz. Bozulan ekonominin bedelini biz ödemeyeceğiz. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. 696 sayılı kanun hükmünde kararname ile kadroya giren işçilerin kanundan doğan haklarını aramaya devam edeceğiz. Kitlerde ve kamuda taşeron işçilik sorununa sonuna kadar mücadele edeceğiz. Örgütlenmenin önündeki engelleri tek tek aşacağız. Yaşasın Türk iş, yaşasın ekmek, barış ve özgürlük mücadelesi. Evet, konuşmalar hakkında.